Hadi bismillah. Cümleten selamun aleyküm arkadaşlar. Ben Hasan. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bakalım. Evet arkadaşlar, bu videoyu GoPro Hero 11 ile çekiyorum. İnşallah sesim nasıl geliyor? Farklı mı bilmiyorum öbür kameraya göre. Ben biraz sonra bu kamerayı açacağım, içinde neler çıkıyor size de göstereceğim. Vallahi güzel görüntüler çekmek için kameramızı yeniledik arkadaşlar. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Sizlerin destekleriyle, izlemesiyle, beğenmesiyle, yorum atmasıyla ilerliyoruz ya. Ekipmanımızı genişletiyoruz. Bu sefer GoPro Hero 11 aldım. Öbürünü artık emekliye ayırdık. Şimdi bungalova geldim. Şöyle vakitte geç oldu. Önce şöyle bir tur attırayım size. Sesim nasıl geliyor? Bunda fark vardır diye düşünüyorum. Çünkü her modelde geliştiriyorlar. Arkadaşlar, kar yağdı. Gördüğünüz gibi sulu sepen yağıyor. Var ya, çok süper oldu ortalık. Topraklar yemyeşil olacak. Sular çoğaldı. Sulu sepen var ya, çok farklı bir şey. Evet, burası da ilk defa izleyenler için. Belki bu videoyu izleyip de gelecek olanlar da olur. Bizim el emeği bungalovumuz. Dereyi görüyor musunuz? Dere çoğaldı. Şimdi şu tarafa gidelim. Su bunaldı. İnşallah balıklara bir şey olmaz. Daha önce sordum, araştırdım. Bunaldım, bir şey olmaz. Bulandı mı? Fazla uzun sürmedi mi dediler. Bence yaşıyorlardır. İnşallah bir şey olmaz Allah'ın izniyle. Fidanlara da iyi oldu ha, can suyu. Arkadaşlar, durum bu. Şöyle göstereyim. Şimdi şurada bu kamerayı açacağız. Kutusunda içeriğinde neler var ona bakacağız. Şimdi ben arkadaşlar şöyle bir tura çıkıyorum. Vakit çok geç olmadan Aygır'a gidelim. Şöyle yeni kameramızla görüntüleri bir çekelim bakalım. Gücümüz oldu bir tane de. Hadi siz açılışı izleyin. Ben yola koyulayım. Videoyu beğenirseniz sevinirim. Şimdiden hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. Sizlerin sayesinde. Vallahi izlemeleriniz, nankör olmaya gerek yok arkadaşlar. Vallahi nankör olmaya gerek yok. Siz izliyorsunuz, biz çalışıyoruz, çabalıyoruz, çekiyoruz videoları. Siz beğeniyorsunuz, paylaşıyorsunuz. Yavaş yavaş biz de kazanç elde edip hem geçimimizi sağlıyoruz hem de ekipmanımızı genişletiyoruz arkadaşlar. Şimdi açılışı izleyin. Şuradan kapatayım. O videoya geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi GoPro Hero 11 kutu açılımı yapacağız sizlerle birlikte. Yılmaz abiye teşekkür ederim tekrardan. Yılmaz abi bana ulaştırdı. Alalı bayağı olmuştu ama işlerinden dolayı Türkiye'ye gelemedi. Bayağı da uzun sürdü ama sağ salim geldi, sağ olsun. Yılmaz abi tekrardan teşekkür ederim. Köylüm, hemşerim, o da bizim buralı arkadaşlar. Şöyle inşallah seviyorum güzel görüntüler çekmeyi. Bununla da yeni bir döneme başlıyoruz beraber. Bir de kar da yağdı arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Güzel görüntüler, yaylada olsun, köyde olsun güzel videolar çekeceğiz inşallah. Hayırlısıyla arkadaşlar. Şimdi ben aslında bunu açayım ve başlayalım. Fazla havalar şey olmadan, kararmadan. Bugün bir de buzağımız oldu arkadaşlar. Neyse şöyle bir açalım, sonra konuşalım. Şöyle. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu sefer ilk defa tam takım aldım arkadaşlar. Işığısı, şeyleri, her şeyi tam takım olandan aldım. Şöyle göstereyim size. Hop, açtım. Çantası çok güzel. Böyle kağıtçıkları var. Bilgilendirme şeyleri var. Arkadaşlar şöyle kameraya alayım. Gördüğünüz gibi şöyle burada kameranın kendisi var. GoPro Hero. Ha, şuradan mı açalım? 11, gördüğünüz gibi. 10'a geçemedim. 9 kullanıyordum.
Burada flash var. Böyle. Vay, bayağı da ışıdır bu bizim ağırda falan. Zaten şikayetçiydi bazı izleyicilerimiz. Karanlık oluyor ağır diye. Şu var arkadaşlar. Bunu komple kasa olarak kullanıyorsun. Farı, ışığı hepsini takıyorsun. Burada bir de bu var. Bu da durun bakayım ya, şunu çıkarayım. Evet, bu da değişik bir şey yani, kalın. Demek ki şarja mı yapıyor? Ne oluyor? Bunu çözemedim ama çözeceğiz. Bununla daha kolay çekiyor herhalde. Şöyle parçaları bir birleştirelim mi? Şu var arkadaşlar. Vallahi şurada yazar mı ki nasıl toplanacak? Şöyle. Şuradan bir bakalım. Fazla geç kalmayalım. Dur. Burada var galiba bir şey. Evet, şurada şu var. Şu var, şu var. Burada bu var. Birleştirme şeyi herhalde. Ne diyor? Önce şu kasayı diyor. Kasaya diyor, kamerayı bir koyun diyor. Neyse, ben bunu hızlıca halledeyim. Yoksa çok uzayacak. Durun bakalım. Şunu. Şöyle. Bu böyle mi giriyor ki? Ha. Bunun şu kapağını söküyorsun herhalde. Ben buna bataryayı taktım. Bunda sökme yok mu ya? Özelleri gibi. Varmış ya. Şimdi narin davranıyoruz, biliyor musunuz arkadaşlar, ilk etapta. Ulan garda tam var ya. Heh, bu böyle giriyor. Bu böyle kilitlendi. Ses yeri de var herhalde. Arkadaşlar, ortaya bu çıktı. Şöyle güzel bir şey tutacağım falan. Sağlam bir şey çıktı. Altta da kutuda da bunlar varmış. Kablolar, aparatlar. Ben bunları teker teker inceler şeyini bulurum. Şu anda kamerayı kullanıma hazır herhalde. Şuradan açılıyor mu ki? Bu buradan bunu açıyoruz. Buradan kamerayı açıyoruz. Vay be, güzel bir şey oldu ha. Evet, vay. Arkadaşlar, bu var ya. Şöyle bungalovda güzel. Sesi konuşunca falan titrettiriyor. Öbürleri göstermiyordu. Bu var burada mesela. Bunlar artık, bu şöyle açacağız. Şarjım yok. Ya demek ki bu bağlantı istiyor arkadaşlar. Onları sonra hallederim. Şimdi şarjımız bitmeden birazcık turlayalım. Güzel görüntüler almaya çalışalım. Değil mi? Başlayalım. Vallahi sağ olasınız ya. Sizlerin desteğiyle vallahi. İnşallah güzel görüntüler çekeceğiz. Sizlere izlettireceğiz bu makineyle. Hadi, hadi bismillah. Vallahi buradan bakınca kameranın netliği süper. Ayarlarını tam yapmadım. Evet arkadaşlar, aygıra geldi. Baksanıza, geçen gün de geldik. Bu kadar ne su vardı ne bir şey vardı. Yavru kurt beni getirdi buralara. Sis var dağlarda. Şöyle gözüne doğru gidelim. Karanlamadan güzel bir şeyler çekelim sizin için de. Hem deneyim olsun bana. Bilmiyorum, bu kamera harika bir şeymiş gibi geliyor bana. Çünkü yani şu elimde tuttuğum öbür aparat çok güzel bir şeymiş. Çünkü kamerayı şarj ediyor bir anda. Yani öbüründe şarj bitti mi, powerbankle dolan, uğraş. Yani şöyle bakınca gerçekten iyi ki böyle bir şey almışım diye düşünüyorum. Çünkü şarj ediyor ya. Vallahi şarj ediyor. Dağda taşta bitse GoPro şeyle ne diyeyim, powerbankle uğraşıp oturuyorduk ya. Vallahi. Vay 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 vay. Gerçekten çok
şey bir şeymiş, kullanışlı bir şeymiş. Tam çözemedim, daha çözeceğiz. Yavaş yavaş. Şimdi bir anda dedim ki, işleri yoluna koydum, ahırı yaptım, gideyim şu işi yapayım, halledeyim, denemesini yapayım dedim. En iyi denenecek yerde dedim, ayrı falan. Bunu var dedim. Vay! O yukarı gözüme akmış. Vay be, of be! Ya şu su aktıkça bağırın sevinci geldi içime ya. Böyle ormanlar. Vallahi arkadaşlar, şu su çoğaldı ya, içimizde bir rahatlık geldi. Yağmur yağdı ya, sepen yağdı ya. Bu sene maalesef yağış biraz az oldu. Sesin nasıl geliyor? İyi mi? Görüntü nasıl? Ya güzel. Şimdi biraz hafif akşama doğru geldi ya, biraz ille şey olur. Vay, yukarıda akmış. Helal olsun. Allah'ım yarabbim. Şükürler olsun. Var ya, geçen daha dün mü geldim, önceki gün mü? Sadece şura akıyordu. Yaradan Rabbim. Şükürler olsun. Vallahi şükürler olsun. Vallahi şükürler olsun. Ya gelmiş ya. Vallahi gelmiş ya. Vallahi. Ya şu su var ya, su. Abi su hayattır diyorlar ya. Su hayat, gerçekten hayat. Aktı be gönlümüzün. İçimizin serinliği geldi. Şöyle gideyim de oradan öbür taraftan dolaşayım. Yaradan Rabbim, şükürler olsun. Sevinç. Bugün kar sevinci yaşadık. Kamera sevinci yaşadık. Buzağın sevinci de yaşadık. Yaradan Rabbimize şükürler olsun. Ama valla tekrar teşekkür etmek istiyorum bütün izleyicilerimize. Bütün izleyicilerime, destek verenlere, düşünenlere tekrar teşekkür ederim valla. Yemin ediyorum var, Allah razı olsun. Şu küçücük köyde, tamam bak, biz çalışıyoruz. Ben çekiyorum, çalışıyorum işi. Hem iş yapıyoruz hem çekiyoruz sizler için. Ama sizler izlemeseniz, sizler paylaşmasanız bilmiyorum kıymet olur mu? Sizlerin sayesinde vallahi her şeyimizi aldık. Daha da büyümeye devam ediyoruz. Çalışacağız abi. Gengiz. Çalışacağız. Üreteceğiz. Memleket için. Şu anda var ya, memleketimizin için en iyi yapılacak şeylerden birisi üretmek. Bir çöp dahi olsa, bir hayvan daha, bir yumurta, tavuk dahi olsa üretmek. Üretmek bence her şeyin ilacı. Vallahi çok sevinçli. Tavanızı şişirmemiş Allah, ama öyle yani. Benim tek temelim, benim derdim üretmek arkadaşlar. Evet. Şöyle gözüne. Vay ya, burası akmış ya. Şükürler olsun. Kimse de gelmemiş ya. Belki de bu oranın aktığını ilk gören benim şu an. Çünkü ben de şaşırdım. Daha geçen gün geldim, hiçbir şey yoktu. Buradan geçmiştik yürüyerek ya. Durmaz abiyle şuradan yürüyerek geçmiştik. Ama bir de şimdiye bakın. Biraz su ses olur ama videodan. İdare edin, şuralardan çıkacağım ben. Geçen oradan yürüyerek geçmiştik. İşte kalmak istemiyorum, eve oğlakları indireceğiz. Vay be, işte su abi, su. Su olmasa var ya, şurası ne ki yani? Su olmadan, şu su olmasın. Bir farkı yok yani dağdan. Bir özelliği yok. Ha,
Ama işte şu sıkıntı olmasa. Hop! İşte suyun güzelliği. Vay be. Fokur fokur fokur. Biz sadece bak o ritmini alacağız. Oradan hiç damla gelmiyor. Demek ki yaradan baktım bir günde her şeyi değiştirebiliyor. İnsanları da orada değiştirebiliyor. Şükürler olsun. Şimdi aşağı şeye gideceğim, köprüye gideceğim. Orada güzel görünüyor. Vay. Hadi. Valla bu videoda çok sus sesi gelecek. Biraz da benim de çenem açıldı. İdare edin arkadaşlar. İnşallah yeni bir dönem başlıyor bizim için. Bu kamerayla yeni görüntüler şeyi çıkacak. Yaylamız bahar şeyler doldurmuşlar. Ellerim de üşüdü ya. Koşayım koşayım, geç kalma ya. Yım 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 yım. Arabanın tüpünün de orada kablosu mu çıktı? Sobetti ya, bazen çıkıyor, kapağı kurulmuş. Yo, biraz inşallah çalışır. Kaz kaçağı var gibi. Hadi bismillah. Şimdi aşağı köprü. Geldik arkadaşlar. Evet, buranın görüntüsü de güzel. Bu sene ama kar yağmayınca bu tarafa pek gitmedik. Bu tarafı güdemedik fazla. Kar yağınca bu taraf iyi oluyor. Ardış mardış var ya. Dedim. Kar yağmayınca yapacak bir şey yok. Bu kavakları da buradan kesmişler hep kavakları. Keres de çok damlanmış ya. Vallahi bir 5-10 80 lira 75 lira olmuş bozkurlu arkadaşlar. Onu da değineyim yani. Keres de acayip pahalı. Evet. İşte burası da böyle ya. Davarlarla tıngır tıngır geçince güzel oluyor. Neyse. Eve gidiyorum. Arkadaşlar. Hakikaten şu şey güzel ya. Şarj ediyor ya. Vallahi çok iyi bir kolaylıkmış. Tutması da rahat. Bir de şunu bağlantısını ayarladım mı daha rahat olacak. Şu anda bağlantısı şey ayarlayamadım. Şimdi de sıkıntı yapmadı. Amanın da bu neymiş, bu neymiş kızım. Şu an ışığı deniyorum da. Neyse bulacağız artık kızı. Ne oldu? Ne oldu kız diline? Ne oldu? Çok mu yaladın çocuğunu? Oy. Ala bu bir. Kız mı bir kahvetti bu? Kız mı bir kahvetti ya? Oy. Lan küçücük bu maşallah. Babucun dama atıldı kerata. Kızım senin diline ne oldu? Bir bakayım ben. Ya çok mu yalarım bu dağımı? Küçük oldu bu sefer. Ama cinsi değişik bir şey. Kız bebek bu sefer. Hep erkek olurdu benim kızımın. Bu sefer kız oldu. Valla ben anlamadım bunu. Şu ışığını anlamadım arkadaşlar. Neyse anlayacağız.
Şunu var ya. Şimdi yanıyor. Bir yanıyor, bir yanmıyor. Oğlum. Babuş dama gitti. Babuş dama gitti. Gitti de gitti, gitti. Kız bebeğimiz oldu. Senin babuş dama gitti. Ne kızım? Kalkmadı mı daha? Kalkmadı da iş yapar herhalde. Neyse arkadaşlar. Biraz dinlensin. Ben de çıkayım. Evet arkadaşlar. Neyse artık yeni videolarla bununla devam edeceğiz. Tekrardan teşekkür ederim. Uzağımız inşallah sağlıkla büyür. Kar yağışı devam ediyor. Yarın açılacak diyorlar. Bademler bile çıkacak dedi ya. Soğuk olursa gitti. Hepinize teşekkür ederim. Yılmaz abiye de teşekkür ederim. Bana ulaştırdı. Sağ olsun. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Yarın yeniden başlıyoruz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Allah'a emanet.